Geceler vaktimiz varken. Hepinize merhaba. Bugün Rize'nin ilk gününde. Yani sizin beni konuşurken gördüğünüz ilk günde, normalde bugün üçüncü gün falan. Dün hiçbir şey yapmadık, çok ekstrem bir şey olmadığı için vlog alamadım. O yüzden bugün başlamaya karar verdim. Bugün de şimdi burada yürüyüş yapıyorum. Ziraate gideceğiz. Rize'de bayağı meşhur bir yer, bir yermiş. Hatta Rize'de gidilmesi gereken 10 yer içinde vardı. En yakın yer bize orası olduğu için oraya gidiyoruz. Diğer yerler hem çok uzak hem de dağlık olduğu için araba konusunda nasıl gideriz falan çok sıkıntılı. O yüzden bugün ziraate gidiyorken size de göstereyim dedim. Canım memleketim Rize'm. Çok güzel değil mi şu anda? Resmen aşk yaşıyorum. Tabii Rize'de olurken de highlight on flick olması olmazdı. Bakar mısınız? Ben başındayım ve şurada görmüş olduğunuz yola kadar yürümeye çalışacağım. Büşralardan önce çıktım ki biraz yürüyüş yapmış olayım. Çünkü hep arabayla buranın hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden şimdi oraya kadar yürümeye çalışacağım. Yani geçenlerde yürümüştük en son geldiğimizde. O kadar yorucu değildi. Herhalde yine yürüyebilirim. Sonuçta aşağıya doğru yürüyoruz. Burası da bizim mahalleymiş. Normalde biz burada oturmuyoruz ama Ekşioğlu mahallesini görünce çekmek istedim. Şimdi elektrikli su diye bir yere geldik. Güneyce. Ama yolu mükemmel. Güneyce'de burası ve bu su inanılmaz şifalı bir suymuş. O yüzden şimdi ondan içeceğiz. Ve size manzarayı da göstereceğim ya. Gerçekten cennet gibi bir yer burası. Evet, bu su hakkında bize bilgi verir misiniz? Bu su deniz'in konvansiyonu ilgisi çok faydalıdır. Ne işe yarıyor? Böbrek taşlarına, her şey. Her derde deva, mide ağrılarına. Gördüğünüz gibi. Gerçek benim. Ve tadı da maden suyu gibi. Mide birinci, biridir. Gerçekten ya. Ve şimdi Rize Kalesi'ne geldik. Ama size şöyle söyleyeyim, hani Rize Kalesi deyince baya böyle tarihi bir yer bekliyorsunuz ama olan bu yani. Kafe falan var içerisinde. Şurada böyle birazcık şeyler var ama çok yaklaşamıyorum çünkü inanılmaz korkuyorum. Ama gerçekten manzarası çok güzel. Göstereyim seni, bir tutam. Günaydın. Bugün yine her zamanki gibi erken kalktık. Görmüş olduğunuz gibi böğürtlen toplaya anneannemlerin evine çıkıyoruz, yürüyerek çıkıyoruz. Çünkü geldiğimden beri ben burada hiç yürüyüş yapmadım doğru düzgün. Ve buranın en güzel şeyi burada yürüyüş aslında. Ve şurada bir ev var. Biz çocukken geldiğimizde şu evin çatısından Oğuzhan'ı aşağıya sarkıtarak böğürtlen toplatmıştık. Ama çok güzel böğürtlenleri vardı. Şu an yok. Bu annemlerin, babamların, köydeki çoğu insanın okuduğu okul. Ve şu camı biz kırıp buradan içeri girmiştik yani. Bu Rize'de olay olmuştu. İçeri girip annemlere eşyalarını falan götürmek, sürpriz yapmak istiyorduk. Onlar bize çok kızmıştı. Şu an bir duygulandım ya. Hepsi burada okumuş. Ne zorluklarla. Daha yolunu yürümüşler hep. Ay. Köyçer'e geldik.
burada babamlar yazın buralarda dururlarmış çocukken. Biz de şimdi oralara bakacağız. Ve buranın en bence güzel şeylerinden biri börtlen olması. Karadut da var ve Likapa da var, yani yaban mersini. Biz buraya sırf bugün bunlar için geldik. Yarın da yaban mersini toplamak için bizim yaylaya çıkacağız. Bakın bir sürü topladım böyle. Bunu isterseniz reçel yapın, isterseniz böyle yiyin. Biz böyle yiyeceğiz. Yani bence bu reçelle güzel olmuyor. En güzel böyle yeniliyor. İşte. İşte bak. Ama çok yaklaşamam, vurur diye korkuyorum. Ay çok tatlısın. Hayatımda gördüğüm en büyük salyangoz sensin. Şu büyüklüğe bakın ya, çok büyük. Ama normal İstanbul'da bunu görsem korkardım, ama burada alıştım böyle şeylere, hiç korkmuyorum. Bakar mısınız? Kocaman. Ve burada da böğürtlenlerimiz var tabii ki. Şimdi onları tek tek toplayıp yiyeceğim. Bak şurada da var bir tane. Düşünmedim değil mi? Avru'ya ev yapmıştım, o ev olmazsa. Şimdi buraya oturup çay içerdik. Çok üzüldüm, sığaldım. Bilinçsizliğim sebebi. Çığ mı aldı? Evet, oradan kart sığırcıldı aldı. Evet, bu da bizim evimiz. Ha, buraya yaksaydım size bir mangal. Hazırlık sizce. Doğanın gücü. Buz gibi. Geçemezsin taştan çıkar ya. Bu kışlar. Evet. Ben de suyu geçelim. Taştan çıkıyor. Taştan çıkar bak. Evet arkadaşlar, zorlu yollarda ilerliyoruz. İnanılmaz. Bilin şu an yokuş aşağı iniyoruz ve size yolu göstereceğim. Bir dakika. Ben gidiyoruz. Şuradaki arabamızla gidebilmek için. Patanın sırtından aşağı. Evet, patanın sırtından aşağı iniyormuş. Bu da bizim turist rehberimiz. Tamam, buradan ben o taşıydım. Ve biz şimdi Köçer'den aşağı indik. Celal'in balık yeri diye bir yere geldik. Çamlık balık. Burada de bu dereden tuttukları alabalıkları pişiriyorlar. Ve inanılmaz lezzetli oluyormuş. Zaten çok kişi önerdi bana burayı. O nedenle bir gelip balığını yemek istedik. Hepinize merhaba. Bugün Demirkapı köyünün Homize yaylasına geldik. Yani umarım doğru söylüyorumdur. Şu an Homize yaylasındayız. Burada inanılmaz ötesi bir manzara var karşımda. Yani şu an bunu görseniz herhalde hepiniz nasıl ya falan dersiniz. Bildiğiniz hani gerçek anlamıyla bulutların üstündeyiz şu anda. Gösterebilirsin. Bu aşağıda şu an köydeki evimizde hava oldukça yani bulutlu falan kötü, ama en yukarı çıktığımızda şu an dağın en tepesindeyiz. Böyle bulutların altı çöktüğünü görüyoruz ve bu manzara gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Çocukken de çok buraya gelmişliğimiz vardır, yani o yüzden burayı çok fazla seviyorum. Yani köyden daha çok seviyorum burayı. Yapılacak pek bir şey yok, yürüyüş yapabilirsin, yaban mersini, böğürtlenler toplayabilirsin ve böyle manzaranın keyfini çıkarabileceğin bir yer. Atmadan önce nefesi bir tutuyorsun. Hadi. Hadi be, heyecanlandım. Beklemek daha kötü. Oha! Omzun çıkıyor. Biz şimdi Ceylin'deki şelaleye geldik. Çok güzel. Ama burada bir dizi çekimi varmış anladığım kadarıyla. O yüzden çok inanılmaz kalabalık. Ama çok güzel görünüyor. Ve Karadeniz'deki son dakikalarını yaşıyorum. Birazdan uçak kalkacak ve İstanbul'a doğru yol olacak. Her şey çok güzeldi. Çekebildiğim kadar hepsini çektim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ve böyle eğer böyle ufak ufak seyahatlerim olursa tabii ki hepsini sizlere göstereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.